Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. İlk randa hoş geldiniz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Ee, Mustafa'nın e, güzel bir e, izni oldu. Tebrik ediyoruz. Bu yayınlandığında Mustafa artık bir baba olmuş olacak. Buradan da ilk kez ona e, selamlarımızı yolladım. Biz de buradan zaten son yanına gideceğiz. Evet. Allah analı babalı büyütsün, sağlıklı büyütsün diyelim burada. Aynen öyle. Hoş geldin. Hoş ee, bulduk. Ismini, e, İsmini söyleyesim geldi neyse onu Mustafa şey yapar. Çocuğa evet, yani. nazar değdirmeyelim. Evet. Şey hoş yaptım. geldin Hamza bebek falan Aynen. gibi. <laughs> hoş geldin X bebek. <laughs> Hemen Hamza'ya Uydurdu ben uydurdum. Hoş geldin Serbest 8 diyoruz. 8 saatlik <hem. gülüyor> Evet o evet, anlayıcı evet, o böyle olacak. Ee, nasıl yapalım? Bence Fenerbahçe'den başlayalım. Başlayalım. Ne Fenerbahçe, Perşembe... Sezonun en kritik maçı yani her maça böyle diyoruz kabul de bu şöyle evet ya, Fenerbahçe evet. lider olursa bir turu kafadan atıyor Evet abi. E, ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla da eşleşmiyor ilk kafada yani. Aynen öyle. Şimdi eğer lider olmazsa bir okusma anlatayım ben e, lider olmazsa Fenerbahçe son 16 turu oynayacak. Hı -hı. E iki maç fazla oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nden gelen belli ki çok yıpratıcı Nidere bir oyun oynayacak. Son 32 oynuyor, e, son 32 oynuyor. pardon aynen. Hı -hı. Son 32 oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla çok yıpratıcı iki maç oynayacaksınız. Çok yıpratıcı iki maç oynayacak, oynamak demek bu maçların önünde arkasında sonundaki maçların da yıpratıcı hale gelmesi Tabii. demek. Ligdeki 3 haftanızı da e, yıpratıcı hale getiriyor. Orada oyuncuların kendilerini e, zorlayaması bilmem nesi taraftarın motivasyonu belki orada alınacak başka bir sonuç derken Fenerbahçe lig şampiyonluğu ihtimalinde çok derinden etkileyecek bir maç Kiev maçı. Fenerbahçe şu anda Ren'le aynı puanda. Fenerbahçe deplasmanda Polonya'da, Krakow'da, Kiev'de oynuyor. Ren iç sahada Larnaka ile la oynuyor. Puanlar eşit. İkisi de kazanırsa Fenerbahçe lider. Kabul. Ama burada hesaplar var. Averaja e bakılacak puanlar eşit olduğu için. İkisi de kazanırsa. Fenerbahçe'nin averajı bir tane fazla. Burada averajı Ren düzeltirse... ...gollere bakılacak. 11 gole 10 Fenerbahçe'nin avantajı var. Deplasman golünde şu anda... Ren'in avantajı var ama deplasman golü yok. Kiev'e karşı her bulduğunu atması lazım Fenerbahçe. Şu anda onu iyi yapıyor. Ee, tam maçı. Tam maçı. da tam Fenerbahçe'ye karşı nedense inanılmaz bir şekilde bilenmiş durumda. Nasıl bir maç bekliyoruz? Ee, açıkçası Larnaka'nın biraz daha iddialı olmasını isterdim. Daha dirençli çıkabilirlerdi Fransa'da. Ee, yani onları biraz kucağına gelmiş oldu. Ya. Yani o açıdan bir, bir tık avantajları var sonuçta Fenerbahçe de bir takımla oynuyor ama hem dediğim gibi Türkiye bağlantısı olan bir var. Hem de öyle ya da böyle Ukrayna'ya gitmiyorsun Polonya ya ya da Polonya'ya gidiyorsun. Yine de bir deplasman içeride oynamakla aynı şey değil. bir de bunun ekstra bir artısı var. Yani tabii ki bu arada şey çok çok doğru. Yani lig maratonu için müthiş bir kazanç ama bir yandan hem Fenerbahçe hem Türkiye için de ciddi bir kazanç. Çünkü eğer son 16 turuna kalıyorsan lider olarak UEFA direkt İki maçında kazanmış ve turlamış gibi puan veriyor sana. 5 otomatik puan geliyor Türkiye'ye, 5000 puan geliyor. Ee, ve bu direkt bir iki yüz elli takımımız var zaten şey olarak bin puan olarak yansıyor. Biz zaten bu sıralamada şu an çok iyi bir yere geldik. Gelecek sezon olmasa da bir sonraki sezonu artık Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım sokabilecek bir potaya girmiş durumdayız. Ee, evet, yani Sivas'ında liderlik şansı var. Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe bu takımlarımızın hepsinin hepsinin şu anda e, yolu iyi. Yani 3 tane liderlik. Yani Sivas büyük ihtimal lider olacak. Yani kuluj diğer maçı kazanırsa Sivas yenilse bile lider. Garanti yani. Çünkü ya Kulüc de ikili verecek alıyor ya üçlü verecek alıyor yine Sivas önde. Ee, burada Başakşehir zaten çok büyük ihtimal harsi yeniden garanti. Çünkü Fiorentina'ya ikili vereceği daha iyi. Ya burada e, en kritik olan Fenerbahçe bence şu anda. Tabii Trabzonspor'un devam etmesi de ama. Evet. Olmazsa e, konferans ligi oluyor yani Aynen orada. öyle. Çok da aşırı bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin e, durumunun kritik olduğunu düşünüyorum. Hem kendisi için az önce anlattığın gibi önündeki arkasındaki maçlar adına hem de e, Mart ayına takım beklemek her zaman daha kolay. Çünkü ne olursa olsun diyelim şimdi Ajax geliyor, Atletico geliyor, Barcelona, evet. Juventus, Sevilla. Kötü senaryoda Hı -hı. bak bir saysana yani şeyleri. Yani şu an hepsini sayayım. Hani İhtimaller. Ajax, Atletico, Arsenal, Barcelona, Betis, Juventus, Manchester United, Sevilla. Mesela an Juventus ya da Barcelona biri geldi. Yani. Sen ikinci oldun burada. Yani ister, lider olsun istiyoruz da kötü Hı -hı. senaryo konuşuyoruz. Durup dururken senin şimdi e, ligin ikinci yarısında o kadar sıkışık bir takvimde daha Türkiye Kupası bilmem ne varken Juventus gibi mesela motivasyonun olacak. Evet. Lig maçında kafalar orada olacak yok işte Juventus maçında yıpratıcı yıpranacaksın. yıpratıcı yıpranacaksın Barcelona maçı Allah korusun kötü bir sonuç da olabilir evet. bir hayal kırıklığı evet. ihtimali de olabilir ee, sıkıntı yani. Kesin öyle bir de şöyle bir şey var yani birçok kişi şey de diyebilir e tamam son 16'da da gelecek ama son 16'da gelsin çünkü Aynen. bir kere ellersen çeyrek finale gidiyorsun. Son 32'de niye oynayayım ki ben? Yani sanki son 32'de Barcelona çıkınca bir daha büyük takım gelmeyecek mi yani? GELECek. Yine yani hem Barcelona gelecek bu sefer bir daha Arsenal gelecek mesela. Niye öyle bir şey yapayım ki? Evet. Bir kere Arsenal gelsin Aynen. ya da bir kere Barcelona gelsin neyse ee, orada rahat bir yani bir tane tur oynayayım ve çeyrek final için oynayayım. Bir de garanti dediğim bir galibiyet almış gibi sana muamele yapıyor o yafa çok rahat. Ee, bence bu arada birincilik için böyle bir ödül gerekiyordu Avrupa ligindeki birincilik. Yıllarca çok manasız bir birincilikten. Yani bir ile iki arası hiçbir fark yoktu çünkü ikisine de Şampiyonlar Ligi takımı çıkabiliyordu. Trabzonspor hatırlarsın yenilgisiz liderken Juventus, Juventus gelmişti. Ya. Ee, yani garip garip şeyler olabiliyordu kurallar. ya yani, kura şanssız da olabiliyordu. O sene Trabzonspor'un şeyi yayıncısı yani ben o zaman işte şeyde e, NTV, NTV Spor grubunda çalıştığım için e, hem aynı zamanda Fenerbahçe muhabiriydim hem de o sene Trabzonspor muhabiriydim bir yandan da. Hmm. Yani bütün işte Yusuf Erdoğan'ın ilk Avrupa hmm. golünü attığı sezon. Güzel. Sonra Juventus eşleşmesi çıktı. Yani Galatasaray da zaten o sezon oyunda herkes Juventus oynadı o sezon zaten yani. Aynen. Yani olacak iş değil. Yani şampiyonlar liginde topladığı puan sayısına göre ya bu Juventus diğerlerine göre daha güçsüz diye şeyin karşısına çıkarıyordu mesela. Yani 8 takım geliyor. İyi de her grup eşitti ki Real Madrid o grupta herkesten puan aldı. Puan barajı düştü Juventus. Alt tarafta kaldı. Trabzon'a çıktı mesela. Ama burada bir ödül var. Geçen sene Galatasaray bu ödülü almıştı. Fenerbahçe'nin de alması lazım. Sivas Spor büyük ihtimal alacak. Başakşehir bence %95 alacak. Hani kötü bir sonucu düşünmek de istemiyorum. Zaten Hartz'ı içeride rahat yeneceklerini düşünüyorum. durumlar böyle. Ben Fenerbahçe için hakikaten yani en sezonun en kritik maçı dedim. Birçok açıdan belki Türk futbolu için de çok kritik. Sezonun en kritik maçlarından biri. Çünkü ya açıkta söyleyeyim. Başakşehir, Sivas, Trabzonspor hepsi dahil baktığımda ben Avrupa'da en ileri gitme ihtimali olan takımı Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Hem kadro derinliği, hem birlikte, birlikte götürebilme ihtimali e, ve Avrupa'daki form durumu olarak bakarsak e, günün sonunda Fenerbahçe e, ciddi bir potansiyel taşıyor. Ümit ediyoruz da iyi yerlere gelir. Bir çeyrek final, bir yarı final bunları özledik yıllardır görmüyoruz. E, artık bu kadar çok takımın puan topladığı bir sezonda birisinin de taşlandırması lazım bence. En peki ne hissediyorsun? Fenerbahçe'nin e, formu iyi durumda. Yani arada bir beraberlik var. 1 2 3 4 5 6 7 7 maçta bir beraberliği var. O da gene 3-0'dan 3-3 yaptı ya, galibiyet gibi bir beraberlik. <laughs> Aynen. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin son maçta Kiev deplasmanında Polonya'da oynanacak gerçi ama Kiev deplasmanı Ya diyelim. Kiev çok gol yemeyen bir takım aslında kolay kolay. Yani e, Averaj için çıktığım maçta ben Larnaka'yı biraz daha tercih ederdim. Evimde Larnaka'yı tercih ederdim. Bu arada Larnaka hani daha başarılı bir dönem geçirmiş olabilir ama tek maçta Dinamo Kiev herkes arıza çıkarabilecek bir takım. Çok çıkaramadılar. E, ve bu maçta biraz hani prestij için Çıkıyor hissiyatıyla gereksiz bir anlam yükleyebilirler. Çok hoşuma gitmiyor yani. Bence Fenerbahçe'nin rakibi, Fenerbahçe'nin maçı... ...Ren'in maçından daha zor. Evet. Ee, fikrim bu ama Dinamo Kiev'de de birkaç tane kritik eksik var. Yok değil. Hani çok tam çıkmıyorlar. Ee, yani özellikle şunası... savunma altında eksikler var. Ümit ediyorum Fenerbahçe erken gol atar ve maçı biraz çözer. Yani Muhtemel senaryonun bu olduğunu düşünmekle birlikte... Ee, yani Luchescu takımıyla oynamak her zaman bir sıkıntı. Şeyi de hatırlıyorsun yani, Ağustos ayında oynanan maçları. Yani ne olursa olsun adamların bir alışkanlığı var. Bir arada oynamışlar. Ee, herkese her an... Ya en azından düşük skorda tutabilir anladın mı? 1-0 kazanırsın, Ren 3 atar. Bu sefer başka bir yere gidebilir. Ümit ediyorum iyi bir sonuç çıkacak. Larnaka maçından belki biraz <laughs> kopya çekecektir Jesus'un takımı. Ee, Larnaka maçı 3-3 bitti. Onun haricinde dediğin gibi hep düşük skorda tutuyor rakibi. Yani Ren deplasmanda 1-0 yenebildi evet. Dinamo Kiev'i. Ee, yani mesela işte ligde oynadığı maçlarda bir gol. Deplasmandaki maçta 2-1 Ren maçı. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.